Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sıvı çözeltiler bölümüne ait 15. testi çözeceğiz. İlk soruya baktığımızda diyor ki heterojen karışımlarla ilgili hangileri doğrudur? Her yerinde aynı görüntü özellikle olmayan karışımlardır diyor. Evet doğrudur. Kolloidal karışımlar üzerine düşen ışığı dağıtırlar. Evet, biliyorsunuz ki kolloid karışımlar dışarıdan baktığımızda homojen gibi görünen ancak heterojen olan karışımlardır. Mesela burada bir çözelti olsun. Homojen olan bir de kolloid olsun. Şimdi bunun içerisinden ışığı gönderdiğimizde çözeltide herhangi bir dağılmaya ya da işte dağılmadığı sürece görülmediği için bir değişiklik olmazken kolloidin içerisinden geçerken o havada asılı kalan parçacıklara çarptığı için ışığı dağıtırlar. Bu doğrudur. Dağılan fazın dağıtan faz içerisinde homojen bir şekilde dağılmasına da homojenizasyon denir. Yine gıda sektöründe falan kullanılan bir yöntemdir. Doğrudur arkadaşlar. Dağılan fazın 10 üzeri eksi 6 santimetreden büyük olduğu karışımlar kimdir bu karışımlar? Süspansiyonlardır. Evet biliyorsunuz şöyle bir hatırlatma amaçlı olsun. 10 üzeri eksi 9, 10 üzeri eksi 6 sayılar var. 10 üzeri eksi 9'dan küçükse çözelti yani homojen karışım. Bu ikisinin arasında ise kolloid. Buradan büyükse de yani şu tarafta ise da süspansiyon. Yani bize süspansiyonla ilgili sormuş. Herhangi bir katının sıvı içerisinde çözülmeden asılı dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlardır. Şimdi şu ifadeyi önce aklımıza ilk kolloid gelse de süspansiyonlarda da böyle olma olasılığı var. Mesela yosunlu su dediğimiz. Nedir yosunlar suyun içerisinde asılı kalabiliyorlar? Olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Emisyon olarak adlandırılır demiş. Hayır süspansiyondur. Türk kahvesi ve şurup örnek olarak verilebilir. Evet süspansiyon katı sıvı heterojen karışımlardır. Doğrudur. O zaman 1 ve 3'tür. Dağılan ve dağıtan fazlar, fazların karşısına verilen örneklerden hangisi yanlıştır? Et sıvı sıvı mayonez diyor. Et mayonezin içerisinde yumurta sarısı ve yağ esaslı olmak üzere tabi başka maddeler de var. Sıvı sıvıdır. Doğru mudur? Doğrudur. Lav dediğimiz et evet. lavın içerisinde katı kısmında dağıtan faz katı içerisinde yine çözülmüş gazlar var. Doğru mudur? Doğrudur. Dağıtan faz katı dağılan faz sıvı talaş su demiş. Bunların yerinin farklı olması lazım. Dağılan katı dağıtan sıvı olması da O zaman C şıkkı yanlıştır. D şıkkına baktığımızda diyor ki dağılan faz gaz dağıtan faz sıvı krema demiş. Aslında kremanın bileşenleri ilk düşündüğümüzde yağ, on, yumurta, şeker gibi maddelerin karışımıyla oluşan heterojen karışımlardır ama gaz kısmı içinde şunu söyleyebiliriz. İçerisinde o çözülmüş oksijen gazına alarak verilmiş bir şıktır. Biraz ayrıntı olmuş. Hani bu kadar detaya gerek var mı tartışılabilir ama nedir? Doğru mudur? Doğrudur. Geçen seneki mevk kitabından sanırsam buna benzer bir örnek vardı ya da bu örneğin aynısı işte kremanın içerisinde çözülmüş oksijen gazından falan bahsediyordu. Doğrudur onu söyleyelim. Duman, dumanın içerisinde yine gaz var. Yani gazın içerisinde o kurum dediğimiz katı parçacıklar vardır. Doğru mudur? Bu da doğrudur arkadaşlar. Dördüncü soruya baktığımızda diyor ki aşağıda bazı, <laughs> pardon arkadaşlar aşağıda bazı karışımların sınıflandırılmasıyla ile ilgili eşleştirmeler vermiştir. Kaç tanesi doğrudur? Kan diyor. Biliyorsunuz ki kan kolloid bir karışımdır. Dışarıdan baktığımızda homojene yakın durur. Benzin su evet emülsiyondur. Ayran kolloid demiş. Ayran süspansiyon örneğidir. Tuz, alkol, et evet, tuzlu alkol birbiri içerisinde tüzün, için katı sıvı heterojen karışım süspansiyondur. Lehim de yine bir alaşımdır. Alaşımların hepsi homojen karışımdır ve çözelti de o zaman arkadaşlar. Beşinci soruya baktığımızda diyor ki heterojen ve homojen karışımlarla ilgili verilen özelliklerden hangileri ortaktır? Tek fazlı görünüme sahip olma bu sadece homojene aittir. En az iki farklı maddeden oluşma ikisinde de vardır. Karışan maddelerin özelliklerini kaybetmemesi yine karışımların genel özelliğidir. Cevap 2 ve 3'tür arkadaşlar. Altıncı soruya baktığımızda diyor ki emisyonlarla ilgili hangileri yanlıştır? Kendi haline bırakıldığında faz ayrılması görülür. Bu faz ayrılımını engellemek için emülgatör adı verilen maddeler kullanan evet, Nedir emülgatör? İşte homojene yakın bir şekilde bunların durmasını sağlayan gıda sektöründe falan kullanılan maddelerdir. Doğru bir bilgidir. Margarin, mayonez, tahin, dondurma, çikolata gibi ürünlerde evet, gıda sanayisinde bol miktarda emülgatör zaten kullanılıyor. Dağıtan fazla gaz, dağılan fazla sıvı veya katı olan heterojen karışımlarda diyor. Bu bilgi bakarsak... E Ayrısöller için doğrudur. Bizim emisyon dediğimiz maddeler biliyorsun sıvı sıvı heterojen karışımlardır. Bu yanlıştır. O zaman cevap yalnız üçtür. Karışım türleri ve örnekler verilmiş. Bunların eşleştirmesi hangisine doğru yapılmıştır? Diyor. Tozlu hava biliyorsunuz katı gaz olduğu için ayrısöldür. Portakal suyu içerisinde portakal parçacıkları olan portakal suyunu düşünürsek katı sıvı heterojen karışım süspansiyondur. da bir kollektör. O zaman 1B 2A, 3 de C oluyor. gibi yani olur arkadaşlar. Yukarıda verilen maddelerden kaç tane heterojen karışımdır? Siz evet, ayrısı söldür, köpük yine kolloid karışımdır. Çelik olmaz, sirke olmaz. Bunlar homojendir. Kola homojendir. Süt yine heterojendir. Üç tane'dir arkadaşlar. kolloid karışımlarla ilgili e, demiş hangileri Doğrudur et sorunun birinde yazmıştık yine burada da yazan Bakın 10 üzeri eksi 9 var 10 üzeri eksi 6 var 10 üzeri eksi 9'dan küçükse çözelti tam bunun ikisini arasında hesap tanecik boyut olarak kolloid 10 üzeri eksi 6'dan büyükse de süspansiyon olur şu ifade Doğrudur yani 10 üzeri eksi ile 10 üzeri eksi 6 arasına gelir Katıların bir sıvı içerisinde içine dağılmasından meydana gelen kolloid sistemlere evet yine kolloidleri sol olarak katılardan oluşanlara sol diyoruz doğrudur. Çıplak gözle bakıldığında homojen gibi görünürler ifadesi de yine kolloid karışımlar için doğru bir ifadedir. 10. soruya baktığımızda yukarıda hidrojen karışımlarla ilgili verilen bilgilerden kaç tanesi doğru? Süspansiyonlar üzerine düşen ışığı evet dağıtabilirler. Yani ışık içerisinden geçerken dağılmaya uğrayabilir. Daha yani dağıtıcı fazın gaz, dağılan fazın sıvı olduğu heterojen karışımlara <laughs> ayrı sol denir diyor. Evet, nedir? sıvı gaz ya da katı gaz heterojen karışımlara ayrı söyleriz. Doğrudur. Kolloidlerde asılı tanecikler çökme eğilimi göstermezler ve basit olarak süzülmezler. Evet, kolloidlerde asılı olan tanecikler vardır ve bunlar çökme eğilimi göstermeyen yani dibe çökmezler. Yine çok küçük oldukları için süzdüğümüzde süzgeç kağıdına takılmazlar. Doğrudur. Sabun hidrofil ve hidrofob kısımları nedeniyle miseller meydana getirerek kolloidal karışım oluşturur. Et misel dediğimiz köpüktür yani. Sabunun içerisinde biliyorsunuz ki iki, iki tane uç var. Bir kısmı suda çözülen bir kısmı kirde işte artık ne? Apolar olan maddelerde çözünür ve köpükler oluşturarak oluşan köpükler kolloidal karışımdır. Doğrudur. Dağıtan ve dağılan fazın sıvı olduğu karışımlara süspansiyon denir dağılan ve dağıtan fazın sıvı olduğu heterojen karışımlara biliyorsunuz ki burada heterojen diye belirtmemiş. Yani homojense zaten çözelt diyoruz. Heterojense emülsiyon deriz. Yani cevap nedir? Kaç tanesi doğrudur diyor. 4 tanesi doğrudur arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi dağıtan ve dağılan fazın sıvı oldu? Heterojen Et mayonezin içerisinde yumurta sarısı, yağ ve sirke gibi işte farklı maddelerle olmakla birlikte sıvı sıvı heterojen karışımlara örnektir. Emülsiyon'dur. Cevap mayonezdir arkadaşlar. Dediğimizde diyor ki ağrısı ile ilgili hangileri doğrudur? Dağıtan fazı gaz dağılan fazla sıvıya yakıt olan hidrojen karışımlardır. Evet doğrudur. Sis, sprey, bulut, sıvı gaz aerosol örnekleri doğrudur. Jel jöle diyor bunlar da aerosol değildir. Bunlar kolloidlere örnektir arkadaşlar. Cevap 1 ve 2'dir. Testimiz burada bitmiştir arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese kolay gelsin.